Önerge hakkında konuşmak isteyen Mehmet Emin Adıyaman, Iğdır Milletvekili. Buyurunuz Sayın Adıyaman. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlar, bu kürsüye çıkan milletvekili arkadaşlar, özellikle Naci Hocam yok şu anda. Özellikle Naci Hocam'ın iyi niyete yönelik, özellikle halkımız ve halklarımız arasında din, inanç, aidiyet farkı gözetmeksizin eşit, özgür, birbirlerine saygı temelindeki söylemleri son derece hoş, kulağa hoş gelen söylemler ve bu konuda hiç şüphesiz AKP grubu ve Naci Hoca'nın iyi niyeti konusunda bir şüphemiz yok. Ama fiiliyatta uygulamalar maalesef iyi niyetle, bu kürsüden iyi niyete yönelik temennilerle gerçekleşmiyor. Özellikle son birkaç yıl içerisinde belirtmek gerekir ki Orta Doğu'da özellikle mezhep eksenli çatışmaların alabildiğine yoğunlaştığı bir süreçte bunun ülkemizde de ciddi bir yansımaları söz konusu ve bu ayrışma üzerinden de maalesef gerek sosyal medyada, gerek televizyonlarda, gerek gazetelerde ciddi anlamda istersek troll diyelim, istersek yandaş diyelim, gazeteci, yazar, televizyon programcısı gibi pek çok insan kendini merkez kabul ederek kendi dışındaki mezhep ve inançlara yönelik ciddi saldırılar gerçekleşiyor ya da saldırıların gerçekleşmesine zemin hazırlıyor. Bakın birkaç örnek vereyim. Son dönemde bir 10-15 gün kadar önce TRT1'de, devletin televizyonu, TRT1'de yandaş bir gazeteci ve sözde bir profesör bir açık tartışma programında İran'ın Orta Doğu politikalarındaki rolü tartışılırken bu ülkede 1,5-2 milyon Caferi ve Şia yurttaşımız yokmuşçasına Şialığın sapkın bir inanış olduğu, bütün fesatlıkların, bütün Orta Doğu'daki çatışmaların, bütün kötü oyunların temelinde Şialık olduğunu ve Şialığı gayri İslami bir mezhep olarak lanse ederek bu yurttaşlarımızın inancına saygısızca, ölçüsüzce saldırmış oluyor. Yine bu mecliste geçmişte kendisinin şeriatçı, irticacı olduğu, şeriat irtica propagandası yaptığı gerekçesiyle bu meclise ve hakkında sonradan açılan soruşturmalarla sanık, daha sonra hükümlü konumuna düşen Şevki Yılmaz bir televizyon programında açık bir şekilde Halkın Demokrasi Partisi milletvekili ve yandaşlarının MİT tarafından öldürülmesini açık bir şekilde dile getiriyor. Ve Şevki Yılmaz bunu hiç tereddüt duymadan, bu ölüm tehdidini bütün millet, HDP'li milletvekillerinden yandaşına kadar MİT'in katletmesi, kellelerini alması gerektiğini açık bir şekilde söylüyor ki hukukçu arkadaşlarımız çok iyi bilir. Ölümle tehdit resen soruşturmayı gerektiren bir suç. Ama maalesef Türkiye'de mesele ötekileştirilenler, yani Şialar, Kürtler, Aleviler gibi siyasal iktidarın yandaşı olmayan ya da siyasal iktidarın ötekileştirdiği kesimler olunca Cumhuriyet savcıları hiçbir şey duymaz, hiçbir soruşturma başlatmaz. Bakın son günlerde bir yurttaşımız Kıbrıs'tan getirildi. Suçu var yok, onu mahkemeler karar verecek. Ama daha apronda bizlerin, sizlerin, herhangi bir vatandaşın giremeyeceği, daha uçağın merdivenlerinde bindirilmiş bir takım kıtalar tarafından linç ediliyor. Değerli arkadaşlar, hoşgörüyü bu kürsüden ifade etmekle gerçekleştiremeyiz.
Bunu pratikte, yaşamda, sosyal hayatta hayata geçirmemiz lazım ki bu öncelikli olarak siyasal partiye, hükümete düşen bir görevdir. Dolayısıyla polisin göz yummaları, bir takım kişiler hakkında tutuklamalar daha gerçekleşmeden gözaltı aşamalarında linç saldırılarının gerçekleşmiş olması olsa olsa bu halkı böler. Ama en başta da siyasal iktidara en büyük... Teşekkür ederim Sayın Adıyaman.